Hoş geldiniz diyelim iş dünyasına. Öncelikle birazdan konuğumuzu alacağız. Bugün 21 Şubat günlerden Salı haftanın ikinci işlem gününde 5180 seviyesinde Borsa İstanbul tarafı %0.61 primli. Aslında bu saatte işlem hacmi düne göre biraz daha iyi olduğunu söyleyelim. Dün oldukça düşük bir işlem hacmi vardı. Bu da uzmanlar tarafından normal karşılanıyor. Şimdi Algün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün karşımda. Geçmiş olsun öncelikle. Teşekkür ediyorum. Hepimize geçmiş olsun. Şimdi genel itibariyle bütün Türkiye deprem ülkesi. Artık bunu kabul ettik herhalde. Yani bir süreden sonra artık kabul edelim. Ve yapılar da, inşaatlar da tabii buna göre uygun olarak yapılmalı şeklinde de çoğunlukla zaten bazı inşaat sahiplerinin, firmalarının açıklamalarını görüyoruz. Şimdi şöyle, genel itibariyle inşaatlarda bu ara, yani önümüzdeki süreç içerisinde 200 bin konuttan bahsediliyor bilindiği üzere. Bu bölgede bir ay içerisinde, bir ay sonra ya da bir ay içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan öyle bir cümle sarf etti. Dolayısıyla gerek beton, gerek hazır beton, gerek demirçelik ya da yan ürünler, inşaatı oluşturan unsurlardan bahsediyorum. Bunlarla ilgili acaba bir herhangi bir sıkıntı yaşanır mı? Demirçelik tarafında yaşanmaz denilmekte. Tabii hazır beton ve çimentoyu da ayrıca değerlendirmek lazım. Buyurun efendim. Cumhurbaşkanımız tabii buradaki yaraların bir an önce sarılması adına bir takvim de koydu. Bir yıllık bir süreç koydu. Bu da motive edici bir süreç oldu, bir zaman oldu. Yani biz ülke olarak hani, müteahhitlik sektöründe bir seviyeye gelmiş durumdayız. Yani, ileri bir seviyedeyiz diyebilirim. Dünyada adından söz ettiren bir sektörü temsil ediyoruz. Dolayısıyla hem malzeme hem işçilik olarak da yeterli seviyedeyiz. Demirinden, betonundan, çimentosundan, tuğlasından, kiremitine kadar Türkiye'de tedarik açısından ben bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Peki yapım aşamasında hem yer hem inşaatın uyumlu konusunda yorumunuz ne? Yani artık hani bir plan ve inşaat denetleme konusu var ama yer, zemin ve inşaat ilişkisine şöyle bir bakıldığında hepsinin farklı herhalde stilleri var. Betonundan çeliğine kadar, demirine kadar yüzde kaçlık uygulanacağına dair. Buyurun. Evet. Ya tabii bu burada en önemli konu zemin. Her şeyden önce sağlam bir zeminde inşaatı yapmak gerekiyor. Dolayısıyla burada her şeyden önce gerekli zemin tip çalışmalarını yapın. Daha sağlam, daha böyle düzgün bir zeminde bu projelerin gerçekleşmesi lazım. Ondan sonra tabii kullandığınız beton, demir kalitesi, yapılan işçilik kalitesi bunlar gerçekten çok önemli. Tabii bu doğrultu, bundan da önce projelendirme çok önemli. Yani bizim yasalarımız, yönetmeliklerimiz oldukça gelişmiş durumda. Hani biz Düzce'de bu depremi yaşadık, 1999'da yaşadık. En son biliyorsunuz Kasım ayında yaşadık. Ve o depremlerden dersimizi aldık açıkçası Düzce olarak. Ve baktığımızda böylesi şiddetli bir deprem yaşamamıza rağmen Allah'a şükür herhangi bir yıkılan binamız olmadı. Ağır hasarlı bir binamızda yeni yapılanmalar da olmadı. Ölümümüz, yaralımız da yine olmadı. Ve yapı kalitesi açısından da Türkiye'mize örnek olacak bir şehir olarak tekrar ayaklarımızın üzerinde doğrulmuş olduk. Şimdi ben siz... buyurun lütfen. Ben aynı durumun o bölge içinde yeniden bir başlangıç olacağını düşünüyorum. İnşallah bu vesileyle tüm Türkiye açısından da bu yeni bir başlangıç olur ve bu bilinçte de tüm yapılarımızı yapmış oluruz diye düşünüyorum. Peki şimdi bina inşaat sürecinde hatalar hangi noktalarda aslında yoğunlaşıyor? Yani Pardon anlayamadım. Bina inşaat sürecinde hangi noktalarda hatalar oluşabiliyor? 2 yıl bir binanın yapım süresi, bu 2 yıllık süre bina inşaatında denetim süreci nasıl işliyor? Sağlıklı işliyor mu? Yani bu yer zemin etkisi var ama bir taraftan da inşaatların, yani şu aslında bir beton, biz konuşuyoruz işte C25 betona işte 16 milimetrelik demir gerekiyor, işte C30'a şu diye.
diye konuşuyoruz burada, anlatıyorlar. Şimdi bu şartlar altında bir binanın depreme dayanıklı hale, zeminle birlikte uygun hale getirilmesi ya da inşaatının bu şekilde yapılmasıyla normal yapılması arasındaki maliyet farkı çok mu yüksek acaba? Ben onu merak etmiyor değilim. Bir de bu denetimler tarafında 2 yıl boyunca tabii ki orada işte ustabaşı var ya da işte nasıl yapılıyorsa onları siz daha iyi bir kontrol ediyorsunuz, tabii, tabii. Biliyorsunuz. Buradaki süreçleri de ben sormak isterim size. Tabii, buyurun. Tabii, hemen söyleyeyim. Her şeyden önce şunu söyleyeyim. Yani burada müteahhitin tek başına aslında yapabileceği hiçbir şey yok. Şöyle ki işin ta başında yani bizim bir yere bir bina yapabilmemiz için her şeyden önce zemin etüt raporu alıyoruz. Yani bu zeminin burada bina yapımına uygun olduğuna dair Çevre Şehircilik tarafından verilen bir onay raporu var. Bunun üzerine bu zemine uygun olabilecek proje içinde hem mimari, hem statik, hem mekanik, elektrik ve tüm tesisat, mühendislik ve mimari projeler çiziliyor. Ve bunların hepsi hem ilgili odalarda hem de belediyemiz ve Çevre Şehircilik'ten onaylanarak ancak biz inşaat ruhsatı alıyoruz. Bundan sonra da yapı denetim firmaları, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bağlı yapı denetim firmaları tarafından adım adım, yani biz kafamıza göre ne demir bağlayabiliyoruz, ne beton dökebiliyoruz. Bunlar hem malzemenin kalitesi, hem yapılan işçiliğin kalitesi, hem donatının eksikliği veyahut da noksanlığıyla ilgili temelinden, kolonundan, kirişinden, tabliyesine kadar tüm safhalarda adım adım denetlenerek ancak bir projeyi hayata geçirebiliyoruz. Dolayısıyla burada müteahhitin tek başına karar vermesi mümkün değil. Diğer tarafta tabii ortada bir imar durumu var. Hani bu imar durumuna da uymak durumundayız. Şimdi o bölge için konuşacak olursak şöyle bakıyoruz işte 10-15 katlı binalar söz konusu. Hani öyle bir zeminde o kadar katlı bir binanın zaten doğal olarak olması mümkün değil. Ama bunu da tabii verilmiş bir imar durumu varsa, verilmiş bir hak varsa müteahhitin burada, yok kardeşim ben burada 15 kat yapamam, 5 kat yapayım deme şansı yok. Diğer taraftan burada müteahhitin yani demirinden, betonundan kısayım da kar edeyim çok bir şey değişmez. Hani bu yola da tevessül edecek arkadaşımızın da bu sektörde yürüme şansı yok zaten. Siz şimdi Düzce bölgesinde yoğunluklu değil mi? O bölgede inşaatlar, evet, yapıyorsunuz. Dolayısıyla o bölgede yani iyi bildiğiniz için zaten yani o bölgelerde, evet, yaşanan depremi ve tabii zemini. Biz yaşadık bunu, ha, yaşadık. O yüzden yaşadık, tecrübelerinizden, aynen, tecrübelerinizden de biz faydalanmak isteriz. Evet. Buyurun. Ya tabii biz bunu yaşadık. Tabii depremi bir işte duymak var, bir de yaşamak var. Yaşamak çok farklı bir şey. Biz bunu yaşadık ve birkaç defa da yaşadık. Ve oradaki o felaketi biliyoruz. 99 depreminden sonra özellikle Düzce'miz için olağanüstü kararlar alındı. Ve tüm Türkiye'de de bu uygulanmaya çalışıldı. Açıkçası bizim burada yani ustasından kalfasına, işte müteahhitinden taşeronuna, belediyesinden, çevre şehircilikten valiliğine kadar olağanüstü bir hassasiyetle projelerimizi hayata geçiriyoruz. Tabii Düzce biliyorsunuz yatay da mimari. Yani 3-4 katın üzerinde bir yapılaşma yok. Zeminde, zemine de dikkat ediyoruz. Zemin iyileştirmeler yapıyoruz. Ve böylelikle de son yaşadığımız depremde de faydasını görmüş olduk. Allah'a şükür yıkılan bir tane binamız olmadı. Ağır hasarlı binamız olmadı. Çok eski yapılarda oldu. Evet. Yeni yapılarda da kesinlikle bir can kaybımız da yaşamadı. Bence Türkiye'de yeni yapılaşmada çok bir sorun olacağını ben zannetmiyorum. Çok eski yapılarla ilgili acil bir dönüşüm yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu tüm Türkiye için geçerli. Tüm Türkiye değil mi? Evet. Peki. Bugün bugüne baktığımız zaman Kübra Hanım, yani 2000 öncesi, 99 öncesi yapılarla bugünkü yapı kalitesine baktığımız zaman kullandığımız beton, kullandığımız demir çok farklı. Ama o günkü teknoloji de, o günkü şartlar da onu gerektiriyordu. O yapılıyordu yani. Burada çok fazla bence irdelememek de gerekiyor. Şimdi bugünlerde İstanbul başta olmak üzere tüm ülkede insanlar binalarının
sağlamlığını kontrol ettirmeye çalışıyorlar. İşte belediye tarafında belediyeden yardım istiyorlar veya özel şirketler de var. Neler yapmalı acaba sizde tecrübeli, yani deprem tecrübesi olan bir inşaat firması olduğunuz için soruyorum. Buyurun. Ya şimdi tabii burada işte belediyeye veyahut da çevre şehirciliğe müracaat ederek binanın kalitesiyle ilgili, depreme dayanıklılığı ilgili test ettirmek, baktırmak mümkün. Bu da iki şekilde mümkün. Bir işte uygulanan projeyi incelemek lazım. Oradaki donatıya bakmak lazım. Aynı zamanda işte şu andaki mevcut durumla bu donatıyı ve beton kalitesini mukayese etmek lazım. Şimdi maalesef görüyoruz çok eksi yapılarda betona elinizi atıyorsunuz, beton tuz buz oluyor. Demirler maalesef paslanmış, tamamıyla vasfını yitirmiş. Böyle birçok yapı var. Yani bunların acilen dönüşmesi lazım. Yani bu şekilde kontrol edilebilir. Yani bu gözle de yapılabilir. Projeye uygunluğu kontrol edilebilir. Bir de betonun ve demirin kalitesini günümüz şartlarında kontrol ettirmek lazım. Pekala, çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz? Biz teşekkür ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun diyoruz. Tekrar. Biz de teşekkür ediyoruz, size de aynı şekilde. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesi olan 11 ilde daha doğrusu konut inşası için Mart ayında adım atacaklarını ifade etmişti. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin ekonomiye olumsuz etkisini bir nebze de olsa önlemek amacıyla KGF paketini 250 milyar TL'den 350 milyar TL'ye yükselttiklerini açıklamıştı. Bu haberle devam edelim. Birazdan konuğumuz yanımızda olacak. Hatay'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkaz kaldırma sonrası tablonun netleşeceğini, yurttaşların barınması için konteyner sayısının 200 bine kadar çıkabileceğini anlattı. Erdoğan, bankaların deprem bölgesine aynı nakdi yardımlarının 80 milyar lirayı bulduğunu söyledi. Çadır ve konteyner kentlerde barınan yurttaşların bir yıl içinde konutlara yerleştirileceğini belirten Erdoğan, yeni konutların zemin artı 3 ya da 4 katı geçmeyeceğini söyledi. Erdoğan, ilk temellerin Mart'ta atılacağını açıkladı. Erdoğan, güçlendirme yapılmayacak, bölgede binalar yeniden inşa edilecek dedi. Erdoğan, depremlerden etkilenen 11 ildeki TOKİ taksit ödemelerini 3 ay süreyle ertelediklerini belirtti. Erdoğan ayrıca kamu bankalarının afet bölgesine uygun şartlı kredi vereceğini aktardı. Ağır hasar gören il ve ilçelerdeki yurttaşların kredi borçlarının 6 ay, bölgedeki diğer yerlerde ise 1 ay erteleneceğini söyledi. Erdoğan, depremin ekonomiyi olumsuz etkisini önlemek amacıyla KGF paketinin 250 milyar liradan 350 milyar liraya yükselttiklerini açıkladı. Erdoğan, 530 milyon lira hayvancılık ödemelerini Şubat'ta yapacaklarını söyledi. Erdoğan, deprem bölgesinde fahiş fiyat uygulayanlara OHAL kapsamında gerekli işlemler yapılacak dedi. Şimdi ben konuğumuza döneceğim. Horoz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Taner Horoz bizimle. Hoş geldiniz Taner Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi tabii deprem bölgesinde çalışmalar devam ederken dün akşam 20 saatlerinde Hatay'da tekrardan bir deprem yaşandı. Maalesef Defne merkezli ve arkasından bir deprem daha oldu. Bölgede depremlerin devam ettiğini görüyoruz. Şimdi 6 Şubat tarihinden itibaren oluşan çok büyük şiddetteki deprem sonrası kritik öneme lojistik girdi aslında. Yani lojistik hatlarının ve ağlarının ne kadar hızlı olması ya da hızlı olması aslında oradaki kritik süreç oldu açıkçası. İş makinelerinden gıdaya kadar. Burada bir kez daha lojistiğin aslında stratejik bir sektör olduğunu bir kez daha altı çizildi. Yani pandemide de böyleydi, şimdi de böyle. Şimdi galiba bize bir master plan lazım lojistik konusunda. Çünkü İstanbul'da depremi bekleniyor, İzmir'de bekleniyor. Bekleniyor derken yani sonuçta olacak denilmekte her yerde, her şekilde. Siz hem karayolu taşımacılığı, hem havayolu taşımacılığı, hem demiryolu taşımacılığı konusunda hizmetler veriyorsunuz. En iyi de siz anlatırsınız bize şu an. Lütfen bize bu hadiseyi, lojistiği, Türkiye'nin lojistik ağları nasıl olması gerektiğini gerçekten... neler yapılması gerektiğini şöyle bir özetler misiniz? Bir yerlerde eksiğimiz var belli. Ülkemiz tabii çok geniş bir yüz ölçümüne sahip. Bir ucundan diğer ucu yaklaşık 2500 kilometre. Yani buradan Almanya'ya gitmek gibi bir şey, İstanbul'dan Diyarbakır'a ulaşmak. Dolayısıyla
Hem böyle hem de şehirlerimizin, özellikle Güneydoğu'daki, fay hattındaki şehirlerimizin merkezlerinin dışında da önemli ve büyük ilçeleri, köyleri var. Dağlık bir bölgede yer alıyor büyük bir kısmı. Bunlara ulaşabilmek, gördük ki afet sırasında normal karayoluyla gittik, buralara ulaşmakta çok zorluk geçiyoruz. Şehir merkezlerine gitsek bile tali çevrelere ulaşmakta çok zorluk yaşıyoruz. Dolayısıyla benim gördüğüm en önemli ve geç ulaşıldı diye konuşuyoruz. Ani ve hızlı müdahale yapabilmek için özellikle deprem bölgesi olarak tanımlanan şehirlerimizin her birisinin kendi içerisinde afet anında kendisine yetecek kadar erzağının hazır bulundurması, en azından yani ilk bir haftalık o ilk şok atlatacak kadar ki erzağının hazır bulundurması çok önemli olarak görüyorum. Onun için hani bildiğim kadarıyla AFAD şu anda zannediyorum böyle 20-25 depodan Türkiye'ye hitap etmek istiyor. Bunun her şehire, yani özellikle deprem riskinin yoğun olduğu her şehirde olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun dışında da yapılması gerekenler var tabii. Örneğin bizim çok yaşadığımız, fark ettiğimiz, bize olan müracaatlardan da gördüğümüz sıkıntı, işte ülkemiz, milletimiz seferber oldu, herkes bulduğunu gönderdi. Ama bunların indirileceği yer yok. Yani araçlar gitti, hepsi araçların üzerinde kalıyor ya da işte yerlere indiriliyor, depolanamıyor, tasnif edilemiyor, işte oradaki kılcal damarlara dağıtılamıyor. Onun için bu AFAD merkezlerinde veya belediyelerimizin nezdinde portatif depo çadırlarının yer alması önemli diye görüyorum. İşte tenis kortu gibi işleyen depo yapılabilen çadırlar olabiliyor. O depo çadırlar olabiliyor. Bunlardan yeterli sayıda hemen anında kurulması gerekecek şekilde yer alması gerekiyor. Bunun dışında da tabii çok hızlı bir hücum oluyor, seferberlik oluyor. Bunun içerisinde lojistik sektöründeki gerek karayolu, deniz yolu, demir yolu, her ne yöntemle olursa olsun şirketlerin araçları bir yerlerde bağlı oluyor. Yani boş dursun diye hiçbirimiz araç bulundurmadığımız tabii için herkesin bir kapasitesi bir yerde şey oluyor. Veyahut da müşterilerimize karşı yükümlülüklerimiz oluyor. Bu gibi durumlar için işte bir hani sefer görev emrinin nasıl devreye girebileceğinin gerek sektör yetkililerince gerekse de bizlerin hizmet verdiklerinde nasıl devletin buradaki afetin ihtiyacın ön plana çıkacağının ve ne şekilde regüle edileceğinin tekrar tanımlanması gerektiğini düşünüyorum. Burasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hani bu böyle çok rızayla değil ama zorunluluk, yani bu ülkede işte biliyorsunuz armatörlerin de zorunlulukları var. Biz işte bizlerin de tır sahibi, depo sahibi olanların da zorunlulukları var. Ama bir taraftan da yasal, başka kontratsal bağlayıcılıklarımız var. Hani bunun bir önceden tabii böyle bir durumda biz nasıl hareket ederiz, nasıl alırız şeklinde olması gerekiyor. Şimdi demiryolunu biz çok konuştuk. Özellikle bu ağır iş makineleri konusunda ya da belki tonaj olarak çok ağır bulunan, oraya gidecek, hızlı gidecek, karayoldaki trafiğe, yola, yani yola dediğim iklim şartları da maalesef zorladı işte, orada gördük, veya kazalara. Bunlar ciddi sıkışmaları sebebiyet verdi. Bir de insanlar tabii ki deprem anında deprem bölgesinden çıkmaya çalıştılar. Yani bu yaşama güdüsüyle beraber tabii ki gitmek istedi insanlar. Dolayısıyla bu demir yolu ağı ve bizim deniz yolu ağımızın çok önemli olduğunu bir kez daha gördük. Çünkü havalimanları da öyle ya da böyle, Hatay Havalimanı'nı gördük, inemedi işte vesaire. Ama demir yolu deyince iş duruyor. Şimdi siz de bu konuda lojistik, ben çok da soruyorum bunu. Neden Türkiye'nin demir yolları yeterli değil? Nerede hata yapıyoruz? Hep bununla ilgili bir master plan açıklanıyor. Ulaşımla ilgili biliyorsunuz lojistik master plan açıklanmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da, yani bu ne olacak? Yani biz bunu çok hızlı bir şekilde harekete geçirebilir miyiz? Yani bu yarın bir gün, yani sonuçta ihracat için de gerekli, mal taşımak için de gerekli, karayollarını rahatlatmak için gerekli, bilmiyorum. Demir yollarına değinim ama özellikle afet konusuyla ilgili olunca Türkiye'nin üç yanı denizlerle çevrili ve çok sayıda limanımız var. Burada özellikle deniz yolunun çok daha ön plana çıkacağını düşünüyorum.
Çünkü deniz yoluyla ulaşım çok daha garanti. Demir yolları da zarar görebiliyor. Gördük. Doğru, orada da önemli. Parçalanmalar oluyor. Gerek parçalanmalar oluyor, gerek sinyalizasyon ekipmanlarında zararlar oluşuyor. Elektronik sistemlerde oluyor, elektrik sistemlerinde oluyor. Oralarda hasar ihtimali daha yüksek. Denize göre. Denize göre çok daha yüksek. Ama deniz yoluyla özellikle RoRo gemilerinin kullanılması, yani bir RoRo gemisine bir anda yüzlerce iş makinesi yükleyebilirsiniz. Veyahut da işte şimdi gündemde olan barınma konteynerlarını yükleyebilirsiniz. Tabii. Yüzlercesini. Büyük. Evet, bunlar çok daha devreye alınabilir. İkincisi, işte mesela ülkemizde benim bildiğim bir şirketin esas ana konusu olarak var. Afet durumlarında veya işte savaş durumlarında elektrik ihtiyacının sağlanması için mobil gemiler var. Kendisi terminal olarak çalışan gemiler var. Evet. Bunları da zaten komşu ülkelerde, işte Afganistan'da, Irak Körfez Savaşı'nda filan bizim ülkemizin medarı iftiharı şirketler kullanıyorlar. Ama bu gemi, bu gibi gemiler kullanılabilir. Barınma ihtiyacı olarak yine kruz gemiler işte şimdi devreye sokuldu ama epeyce bir zaman sonra devreye sokuldu. Bunun için de kruz gemilerinin kullanımıyla ilgili bir takım ön anlaşmalar yapılması gerekiyor. Belki bir kısmının yurt içindeki kruz işletmeciliğini daha aktif hale gelir. Çünkü bunlar çok büyük sayıda insanları bir anda alabileceğiniz, tabii, gerek yatırabileceğiniz, gerek yaşamını sağlayabileceğiniz, tahliye edebileceğiniz. Yani şimdi tahliyede sorun. RoRo hastalar biliyorsunuz. Hem malzeme gider, evet, hem de insan tahliye edilir. Evet. Araçlarla da edemiyorsunuz yani, o araç da tıkanıyor. Onun için hem insan da yapılabilir. Ben bunu daha çok önemsiyoruz. Demir yoluna gelince tabii ki demir yolu ülkemizin çok büyük bir lojistik ihtiyacı. Ama o konuda ben iki şey söylüyorum hep bu soru yöneltildiğinde. Bir tanesi şu, demir yolu taşımacılığı karayol taşımacılığına bazı yönleriyle benzemiyor. Çünkü demir yolunda kullanılan çok fazla tipte vagon var. Her ürün grubunun, yani kömürün taşındığı vagon tipi ayrı, buğdayınki ayrı, işte sıvı yakıtınki ayrı. O yönüyle çok, yani 200 küsür tip vagon var her işe uyan. Şimdi demir yollarında Türkiye'de maalesef bununla ilgili üretim noktası ve tüketim noktalarının optimize planlanmamasından dolayı bir yere giden tren, boş, o tip vagonda giden tren, o tip vagona uygun ürün bulamadığı için boş dönüyor. Hmm. Ve çok büyük bir ekonomik kayıp oluyor. Yani bunun olabilmesi için öncelikle hani bu üretim klasterlarımızın, öbeklenmelerimizin, tüketici noktalarımızın, ihracat noktalarımız, yani nereye ne gidecek, nerede üretilecek gibi, bunların birazcık daha sanayi planlanmasının öncelikle yapılması gerekiyor. Bir ikincisi de şu oluyor, tren yolu yapımında işte hep planlar açıklanıyor diyoruz ama bu planların çok büyük bir kısmı hala yolcu taşımacılığına yönelik. Evet, yani işte bunun sanayinin kullanımı açısından şimdi çok net anlattınız bize. O zaman demek ki hem ulaşım sektöründe, lojistikte bir master plana ihtiyacımız var tüm ülkenin ve deprem ülkesi gerçeğini kabul ederek hem sanayinin hem insanların zarar görmemesi adına, evet, böyle bir master şart yani. Ben, evet, bütün hepinizden, bütün iş insanlarından ben bunu duyuyorum. Evet. Yani bir böyle tek tek değil, bütüncül bir yaklaşım. Benim anladığım, evet, o değil mi? Evet, evet. Peki sürem bitti ama şunu soracağım. Şu anki durum nasıl? Yani sakinleşti mi biraz lojistik sektörü? Yani o deprem boyunca gerçekten çok yoğun mesai verdiniz. Ülkemizdeki araçların çok büyük bir kısmı bölgeye yönelmiş durumda. İnanılmaz bir akış var. Yani giden araçlarda tabii boşaltmakta da zorluk çekiyorlar. Çünkü orada tasnif edecek, depolayacak yerler yok. Veya kılcal noktalara ulaştırmakta hala zorluklar var. Ama bölgeye bugünkü ihtiyaç olan akış büyük ölçüde sağlanabiliyor. Hmm. Ama bölgenin içerisindeki kılcal dağıtımlarda hala önemli problem var. Çünkü onun yapılabilmesi için iş gücüne ihtiyaç var. İş gücü, yani bizim bölgede 6-7 tane depomuz var kılcal dağıtım yaptığımız.
Buralardan yapabiliriz. İşte AFAD'ın emrine verdik. Ama insanlar yani bölgeden kaçmış durumdalar. İşçiyi toplayamıyoruz. İşte kimisinin yakınına zarar gelmiş, kimisi korkmuş, bölgeden uzaklaşmış gibi şey var. Ama işte özellikle işte bizim gördüğümüz Hatay ve Malatya, Adıyaman bölgesinde ciddi şey var. Yani, bölgenin çok daha nüfusu büyük olan Diyarbakır, Adana ve Gaziantep, bu üç şehrin esas nüfusları çok büyük. Orada hayat yavaş yavaş lojistik anlamıyla normale dönüyor. Taner Horoz, çok teşekkür ediyorum. Tekrar bekliyorum sizi. Biraz daha inşallah normalleşme sürecimizi yaşarız. Depremler bize izin verirse tekrar teşekkür ederim. İnşallah daha iyi günlerde görüşmek dileğiyle. İnşallah. Geçmiş olsun ulusumuza. Umuyorum. Peki hemen Philip Capiteli Ercan'a dönelim. Ercan, nasıl kapattık? Bugün neler var, neler yok? Merhaba Zeliha. Bugün nispeten biraz daha sakin bir gün. Ama gün içi en düşük seviyeye yakın bir kapanış. Daha yukarıları gördük ama seans sonuna doğru gelen satış baskılarıyla gün içi en düşük seviyeye yakın bir noktadan kapanış oldu. Bu açıdan baktığımız zaman olumsuz tabii. Yükselişlerin her zaman gün içi en yükseğe yakın noktadan olması her zaman tercih edilir. İşlem hacimli olması tercih edilir. Zaten işlem hacimlerinin son günlerde azaldığını biliyoruz ama biraz daha yukarıda bir kapanış yükseliş açısından olumlu olurdu. Ama bordan dolu tarafından baktığımız zaman şunu görüyoruz. 50 günlük üstel ortalamanın ve 5000 psikolojik desteğin üzerinde kapanmaya devam ediyoruz. Bu açıdan olumluyuz. O noktada şunu söylemek istiyoruz. Yani 5000'in altındaki kapanışlar eğer olursa bundan sonraki süreçte biraz bu son dönemlerde yaşadığımız gerilimin aşağı yönlü tepkisi biraz daha sert olabilir. Ona dikkat çekmek istiyoruz. Çünkü hatırlayacak olursanız yılbaşından hemen sonraki satış dalgasında endeks zaten 4700'leri görmüştü. Yani 5000 desteğini çok rahat kırıp 4700'lere doğru geri çekilmişti. Evet, tabii ki depremin etkisiyle yeni bir satış dalgası oldu. Orada yeniden 4700'leri gördük. Sonra alınan tepkilerle yukarı momentum başladı ama eğer bu alınan tedbirler yetmez ve endeks tekrar 5000'in altında bir fiyatlama görürse bunun ardından gelecek satış baskının bu oluşan gerilimin etkisiyle biraz daha sert olabileceğini düşünüyoruz. O yüzden bizim önerimiz eğer ana parayla tutulan pozisyonlarda ve temeli sağlam pozisyonlarda herhangi bir satışa gerek yok. Çünkü önümüzdeki dönemde borsanın daha iyi olmaya devam edeceğine inanıyoruz. Ancak özellikle kredide taşınan pozisyonlarda 5000 altında kapanışlarda stop loss çalıştırmakta fayda olduğunu düşünüyoruz. O yüzden 5000'in önümüzdeki günlerde destek olup olmayacağı bizim açımızdan önem taşıyor. Global piyasalara baktığımız zaman evet bugün Ukrayna-Rusya savaşının 1. yıl dönümü ve Putin ve Biden'ın konuşmaları var. Bunlar jeopolitik anlamda bir risk yaratır mı? Bunları göreceğiz ama onun öncesinde tabii Amerika'da faiz tarafında ciddi bir tansiyon yüksekliğine şahidiz. Geçtiğimiz haftadan beri bu var ve bir türlü dinmedi. Amerikan 10 yıllık faizleri 3.90'lı seviyelere kadar yükselmiş durumda bugün. 2 yıllıklar rekor seviyede hareketini devam ettiriyor. Tabii yani 2 yıllıkları anlamak mümkün. Sonuçta 4.75 olan faizin önümüzdeki 2 toplantıda en az 5.25'e gideceğini piyasa bu kadar inanmışken 2 yıllıkların bulunduğu 4.90'ların olan karşılamak lazım ama 10 yıllıklardaki 3.90 seviyesi biraz rahatsız edici. Bunun üzerinde durmak lazım. Eğer bu 10 yıllıklar yukarı doğru momentumunu devam ettirirse hisse piyasasındaki satış baskısının biz devam edeceğini tahmin ediyoruz. Şu anda Standard & Poor's ve Nasdaq en azından 50 günlük ortalamaların üzerinde. Bunu söyleyelim. Hem yatay desteklerinin, psikolojik desteği, örneğin Standard & Poor's 4000, Nasdaq 12000 seviyesindeki psikolojik desteklerinin ve 50 günlük üstel ortalama desteklerinin üzerinde. Bu açıdan olumlu, ancak eğer bu faiz yükselişi devam ederse bu desteklerin aşağı yönlü kırıldığına şahit olabiliriz. Piyasanın tekrar piyasa ile Fed'in arasındaki senkronizasyonun sağlanması lazım. Şu anda burada ciddi bir bozulma var. Belki yarın açıklanacak olan, yani çarşamba akşamı açıklanacak olan Fed toplantı tutanakları buna bir nebze sağlayabilir. Eğer piyasa oradan Fed tutanaklarından olumlu bir şekilde ayrılırsa, yani faiz arttırımının sonuna gelindiğine dair orada algı kuvvetlenirse tekrar
hisse endekslerini ve altında yukarı momentumun başladığını görebiliriz. Ama bunu göremezsek büyük olasılık destekler aşağı kırılacak. Zaten PMI'ler bugün dikkatinizi çekmiştir. Özellikle imalat PMI'ları hep beklentilerin altında geldi. Amerika'daki PMI, sanayi PMI'yi yanlış hatırlamıyorsam Ekim ayından beri sürekli 50'nin altında geliyor. Almanya, Avrupa'nın en büyük imalat sektörü, Haziran'dan bu yana 50'nin üzerine çıkamadı PMI'ler. İmalat PMI'ından bahsediyorum. Dolayısıyla PMI'ler bu kadar, imalat PMI'ler bu kadar aşağıdayken, bir de bu faiz arttırım beklentisi kuvvetlenirse global hisse piyasalar üzerinde bir süre olumsuz bir rüzgarın eseceğini rahatlıkla söylemek mümkün Zeliha. Ercan çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Biz de bitirelim 19'da tekrar karşınızdayım.